olmuş ya. Bunu yıkamak lazım. Nazire teyze. Ha, sağ ol oğlum, sağ ol. Hayırdır? Melek ablaya tebligat var. Tebligat mı? Neyin tebligatıymış? Orasını bilmiyorum abla. Şuraya imzalarsan. Evet. Sağ olasın. İyi günler. Güle güle oğlum. Güle güle. Neymiş Melek? Kızım söylesene neymiş? Uzaklaştırma kararı mı? Memo'ya yaklaşmayacakmışım. Eğer karara karşı çıkarsam da hapis cezası diyor anne. Anne ben ne yapacağım şimdi? Ben Memo'yu görmeden yaşayamam. Ne bileyim kızım, şaştım kaldım. Ay. Ama baksana hapis diyor. Ne oldu, ne hapsi? Anne niye ağlıyorsun? Bu elindeki ne? Anne bir şey mi oldu söylesenize. Bir şey olmuş, kesin bir şey olmuş. Söylesenize. Tamam oğlum, dur bir dakika. Anne ne oldu? Annem, Memo. Bunu postacı getirdi şimdi. Mahkemeden geliyor bu kağıt. Seninle görüşmemizi yasaklamışlar oğlum. Ne yasağı ya? Kim yapmış? Oğlum işte mahkeme emri var. Dilek Hanım. Bu mu yaptırmış bunu? Annem şimdi sen şimdi eve gidersen daha iyi olur. Ben bunun bir çaresine bakacağım, tamam mı? Sen merak etme. Ama işte görüyorsun işte yani bizim yaklaşmamızı, görüşmemizi yasaklamışlar. Yeter artık ya, ben de artık dayanamayacağım. Gidip hesabını soracağım ona. Hayır Memo, Memo. Kimse beni annemden ayıramaz. Kimse. Oğlum nereye gidiyorsun? Memo nereye gidiyorsun? Of. Eve gidiyoruz değil mi küçük bey? Yok İsmail abi. Başka bir yere gideceğiz ilk önce. Nereye? Sen davet, ben sana söyleyeceğim. Peki. Mert yapma. Böyle söyleme anneciğim. Mert yok artık. Mert yok ya, Mert diye bir şey yok. Ben Memo'yum Memo. Annemin adı Melek. Anla artık bunu ya. Rahat bırak bizi. Rahat bırak. Annemi görmek için senden izin alacak değilim. Hiç kimseden izin alacak değilim. Rahat bırak artık bizi. Rahat bırak. Hiçbirinizden izin alacak değiliz. Baba, benimle konuşacakların varmış. Evet oğlum. Bugün olanları duydum. Dile'ye gidip onunla o şekilde konuşman, yani daha doğrusu bağırıp çağırman hiç doğru bir davranış olmamış Memo. Dile'ye sana şikayet etti demek. Olanları anlattı demek daha yerinde. Memo bak oğlum, kabul etmesen de Dilek senin... Biliyorum, öz annem. Ama onun da bilmesi gereken bazı şeyler var. Beni annemden ayıramaz. İkide bir mahkemeye verip falan duruyor. Bıktım ya. Oğlum, ben seni çok iyi anlıyorum. İnan ben de çok üzülüyorum. Bak, mahkeme mahkeme diyorsun ama... ne yazık ki şu anda kanunlar Dilek'ten yana.
Memo, baban hem senin hem annenin. Meleğin yani iyiliğini istiyor dedeciğim. Melek bu işten zarar görmesin diyorsak daha sakin hareket etmek zorundayız. Oğlum bak, bu şekilde davranmaya devam edersen her şey daha kötüye gidecek diye korkuyorum. Özellikle de Melek için. Anlıyorsun değil mi yavrum?